Merhaba Kenan Bey. Merhaba Mehmet Bey. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta aslında Türkiye'de özellikle büyük başta gizli kalmış illerden bir tanesindeyiz. Sakarya, diğer ismiyle Adapazarı'nın merkeze bağlı Karadavutlu mahallesindeyiz. Bu bölgeyi bilenler tabii ki hatırlayacaklardır. Küçük ve büyük ölçekli çok sayıda çiftlik var bu bölgede. İklim bakımından, kabayan bakımından, etraftaki yerleşim yerinin çokluğu bakımından çok anlamlı ve önemli bir yerde bulunuyoruz. Ancak hayvancılığı pek de piyasaya pek açılmış bir il değil. Ama köylere gelirseniz neredeyse her tarafta orta ölçekli işletme bulabilirsiniz. Doğrusu ayrımcılık olarak da bu bölgeye ilk defa bir çekim için geliyorum. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sakarya Adapazarı Karadavutlu mahallesinde Umutlu ailesiyle birlikteyiz. Şu an ne yapıyorsun? Hayvancılığın hangi tarafı sende? Bu olmadığı zaman hepsi bende. Otu da, suyu da. Cumartesi pazar ara sıra bakıyorum da. Şöyle, genelde olmuyor. Uzaktan gözünle var değil mi? Şöyle şöyle aynen. Bakıyorsun. Aynen. Ne oldu? Niye aradın? Ama ne ihtiyacın var? Ben ısrar ettim yani aradığınız için. Dur güzel. Yani geçen sene başvurulmuş bir şey. Yılbaşından iki gün önce haberi geliyor. Şok olduk yani. 37 yıldır hayvancılık yapıyorsun. Hemen hemen. Ama hayvanın önünde su yok. Hayvandan önünde su yok. Önden vermeli yalak yok. Yalak yok. Altlarında yatak yok. Hayvanın arkasındaki suyu pek fazla sevmiyorum. Yanlış anlama şimdi yani. Bu şimdi yani gösterip de vermeme şekli. Yani. Bakalım Melek Hanım bunları yapabilecek mi? Hadi hep beraber görelim. Sevgili seyirciler, Sakarya Adapazarı Karadavutlu mahallesinde Umutlu ailesiyle birlikteyiz. Evet, Umutlu ailesi hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Sağ olun, sizler de olmalı. Senden başlayalım. Tanıyalım önce sizi hızlı hızlı. Baba Cihat Umutlu. Cihat Umutlu ne zamandan beri hayvancılık yapar? Ben 1974 doğumluyum. Doğumu büyümü hayvancılıkla uğraşan bir insanım. 6 yaşındayken rahmetli dedemle öküzleri gütmeye başladık. O zamandan beri hayvanların içindeyim. Hep büyükbaş mı yaptınız? Genelde büyükbaş. Ayşe Umutlu. Evet. Ben Ayşe Umutlu, ev hanımıyım yani. 3 çocuk annesiyim. Sen bu köyün kızı mısın? Yok, Düzce doğma büyüğüm. Düzce'den? Evet. Sen buraya geldiğinde beyefendinin hayvanı var mıydı? Evet. Senin hayvanın var mıydı evde? Yoktu bizim. Yoktu? Yoktu. Sadece fındık vardı bizde, başka hiçbir şey yoktu. Yoktu evlenmeden önce. He, ben evlendikten sonra burada gördüm yani. Evlenmeden önce yoktu, babamın evinde yoktu. Hayvanı olan bir aileye gelmek istememişliğin var mıdır? Yani ben gelmek istemiyorum dedin mi? Yani gelmeden tabii öyle bir şansım olmadı ama sonradan tabii pişmanlık da oldu. Bir dakika, niye seni görücü usulü mü elendirdiler? Görücü usulü oldu. Bir de kaçalım. Bir geldin baktın tu ahırdasın yani. Evet. Aynen çok öyle. Dedin değil mi ya? Aynen öyle oldu. Bir de bizim kaynana hastaydı çok. Ondan da hiçbir şey görmedim. Ben de hiçbir iş bilmiyordum zaten. Küçük yaşta kaçtım. Sıfırdan geldin yani. Evet, sıfırdan geldim. Yani hiçbir şey yoktu. Evimiz bile yoktu hatta. Bir dakika, küçük yaşta kaçınca mı dedin sen? Kaçtın evet, mı? Kaçtım. Kaçtın? Evet. Görmeden mi kaçtın? Gördüm, bir kere gördüm ama mecbur kaldım yani. Onlar çok büyük, uzun konu biraz. Bu kadar açmak istedim. Anladım. Anladım. Ama hayvanla beraber çalışıyorlar. İşi öğrendin evet, mi? Evet. Şimdi öğrendin mi tamamen hayvancılığı? Öğrendim, öğrendim. Yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Şu an ne yapıyorsun? Hayvancılığın hangi tarafı sende? Yani bu olmadığı zaman hepsi bende. Otu da, suyu da, bir de bakır da veriyoruz. Önden vermeli de değil, aralarına giriyoruz. İcabında ayağımıza basıyorlar, boynuz vuruyorlar gözümüze, şeyimize, neremize denk geldi. Yani hepsi geçti başımızdan. Olmadı değil, olan şeyler. Sabah 5.30-6. En erken 5.30-6 gibi bırakıyorum işte çocuklarımı okula. Eşim işe giderse işe. Ben de hayvanlarla, işte sahamıyla, yemiyle. Tekrar öğlene yakın yine. 12 gibi falan. Gelip önceden sulaması da vardı. Suluyorduk, ot veriyorduk işte. Tekrar ondan sonra 5-5.5 gibi falan yine bakıyoruz hayvanlara. Eşim tabii ki. Ben altlarını temizlerim. Eşim sahıma geçer. Bazen huylu hayvanlar olur, sağdırmaz.
beraber sağarız. Ben yardımcı olurum. Hemen hemen devamlı beraberiz yani. Mehmet Bey, ben de yalnız adam olduğum için, tarlaydı, bağ bahçe işleri olduğu için hanıma kalıyor. Bir de mecburen savumuydu, suyuydu, yemiydi. Akşam adı yok adam bebe. Yazın şoför olarak gitti bu 7-8 sene. Bütün işler bana kaldı. Buzağlara şurayı yukarı işte ahır gibi bir şey yaptım. Kadın başına ne iş yapabilirsin ki? Suları yok, bakımdan her gün su götür getir. Senin hayatın resmen... Hayatım resmen... Hayvan Allah, doğmuş. Allah yani ben bunu kaçırdım, getirdim, hayvanları içine bıraktım. Sen dua et ki böyle bir 20 kadına... 20 yıldan beri hayvanların içinde yani. Sen dua et ki böyle yani bir kadına nasıl yok. Evet. Adı Ayşe. Allah'a şükür. Adı Ayşe olmasa sen hapı yutmuştun haberin. Evet, doğru söylüyorsun hocam. Adı Ayşe olmasaydı bu kadın çoktan seni bırakıp gitmişti. Ama Allah'tan Ayşe'ler biraz sakin ve uysal oldular. Yok Allah. İsmi gibi iyi olmuş. Peki, Ufuk mu? Ufuk. Evet. Sen misin Ufuk? Evet benim. Ufuk Umutlu. Evet. Sen umutlu musun? Umutluyum. Sen galiba hayvanlardan pek alakan yok sanki. Ben 6. sınıftan beri yurtlarda doğma büyüdüm yani. Küçüklükken izinlerde falan ilgileniyorum ama fazla yani değil. Niye de baktın ki çambur, çorak, hayvana kaçtın mı? Aynen. Aynen öyle mi oldu? Öyle oldu. Sen Oğuz? Evet. Sen de mi aynı şekilde böyle kaçıyorsun hayvanlardan yoksa? Yani tatillerde falan bakıyoruz ara sıra da. Genelde okulda oluyorum zaten. Hı. Geç geliyorum akşam. O yüzden pek ilgilenemiyorum. Cumartesi pazar, yaz tatili ne oluyor? Cumartesi pazar ara sıra bakıyorum da. Şöyle, genelde olmuyor. Uzaktan gözünle var değil mi? Şöyle, şöyle bakıyorsun. Aynen. Adım Oğuz Umutlu. Güneşler Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Lise 2. Yani ben de yani doğduğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyoruz yani ben de. Ufak yaşlarda başlamışımdır hayvancılıkla uğraşmaya. Peki, kim aradı Armışhane'yi? Ben aradım. Sen mi aradın? Evet. Ne oldu, niye aradın? Ama ben ısrar ettim yani arabası için. Dur, güzel. Evet, şey yapayım bakayım. O hikayeyi bana bir anlat. Ne zaman, niçin, hangi vesileyle aradın, arattırdın? Ya bir komşudan duymuş bu öyle bir şey varmış diye yani size Hanımşane diye hiç şey yapmıyorduk. Bakıyorduk arasına ama yani size telefon numaranız olup ulaşıldığını bilmiyorduk. Hmm. Öyle duyunca ben de buna bir akşam dedim ısrar ettim ara dedim ne olur belki şansımız vardı çıkar. Bu da çıkma. Kadar çığa çektim artık dedim bir yani, şans yüzün bana dedi değil mi? Yani dedim belki buzağlarımıza bir şey yapar çardak gibi bir şey. Ahırımıza biraz bakım yapar önden vermeli ya da sulama suluk gibi bir şey. İşte böyle dedik bir akşam. Ertesi gün bu da bir kendi telefonu internet dedi arkadaşına demiş. Bir başvuru yapmışlar işte. Sonra görünce işte ben de yalvardım eşime. Pek şey yapmıyordu o. Çıkmaz falan diyordu. Ya şimdi herkes bir şey deyince işte torpilliydi bilmem nedir bize çıkmaz. Şöyle olur böyle olur. İnanmıyordu doğrusu. Sonra ben yalvarınca işte bir kere başvuralım belki çıkar. İşte baktım ertesi akşam bir arkadaşımın telefonundan başvurdu. İşte nasipmiş demek ki. Ahırımşahane'ye başvuru genelde çiftçi kesim olduğum için zaten hep çiftçi kanallarını izliyorduk. Ne bileyim sizin de hep böyle çekimlerinizi, yapılan hizmetleri, işleri görüyorum. Dedim ben de bir şansımı deneyeyim. Tabii eşim çok zorladı beni bu konuda. İşte başvuruda bulunduk. Allah razı olsun. Her biriniz yani gerçekten çok içten bir kardeşlerimizsiniz. Yani iyi yani. Ben de şok oldum bu Ahırımşahane'nin bize çıktığını duyunca. Yani geçen sene başvurulmuş bir şey. Yılbaşından iki gün önce haberi geliyor. Şok olduk yani. Ne zaman oldu bu olay? Arama olayı? Bir sene önce. Bir sene önce? Evet. Vay yavrum vay. Bir sene önce de bayağı olmuş kız. Evet bayağı oldu hocam. Bir sene önce. Ben ama unuttuydum artık. Heh, tamam. Gelen giden olmayacak diye Melek Hanım dedi. Mart'ın 16'sında başvuru yapmışsınız diye. Oo. Evet. Peki Melek arayınca ne hissettiniz? Yani seni mi aradı Melek? Şok oldum. Evet Melek Hanım beni arayınca yani gerçekten cevap bile veremedim. Çünkü unutmuştum. Mart'ın 16'sı. Aralığın 29'u muydu, 30'u falan da herhalde Melek Hanım'ın bana geldiğinde. Erdem yani Bey'le. Gökten zembilliydi yani şimdi. Aynen öyle oldu. Öyle dedik. Evet. Hmm. Sonra ekip duydu mu bunu? Siz ne düşündünüz bunu duyunca? Ufuk? Ben sonradan duydum. Bize çıktıktan sonra benim haberim oldu. Ben yurttaydım genelde zaten. He. Duyduktan sonra. Yiyemedin. Çıksa da oldu. Çıkmasa da olur. Sene şimdi ne olacak yani? Yani annesi sıcak. Baba sıkıntı çekti. Hayır için sıcak, o... sıcak, sıcak bir evet. Ortam. Kalifer yanıyor. Ekmek elden, su babadan. Evet. Değil mi? Peki şimdi niye aradın ablacığım? Ne istedin tam olarak? Ne arzu ediyorsun şimdi? Hadi geldik. Melek Hanım da burada. Birazdan onu buraya çağıracağım. Bakalım ondan ne isteyeceksin? Ya sizin en küçük yapacağınız şey bize yani bir büyük olacak.
Yani en küçük yapacağınız işi benim için bile en büyük bir şey olacak yani. Valla sana ne yaparız biliyor musun? Bir tane lahana çorbası yine gideriz. İstediğiniz lahana çorbası olsun. Elimden geleni yaparım ama. Yani dediğim gibi. Peki neye ihtiyacın var? En çok neden sıkıntı çekiyorsun sen? Seni en çok ne zorluyor? Yani alttan vermeli gibi bir sistem olsa aslında fena olmaz. Alttan vermeli? Önden. O zaman buranın büyümesi lazım. Buraya lazım bir traktör. Burayı var mı okula arazin burada? Bu aralar bizim. O zaman duvar yıkıp bir daha mı uzatacağız? Evin önüne. Bilmiyorum artık. Ama siz daha iyi bilirsiniz. Tamam Oğuzcum bir dakika. Aman Berat. Tamam. Evet abla başka ne istiyorsun? Yani bahçeye buz alarak küçük bir öyle hani yapıyorsunuz ya televizyonda. Öyle bir şey de olsa olur. Zaten görünce iyi oluyor değil mi? Aynen. Çok şık gözüküyor hocam. Yani belki bizim de olur diye müracaat edelim dedik. İnşallah. Yani ne olursa. Yani siz işinizi bilirsiniz. Ben fazla bir şey demek istemiyorum. Görüyorsunuz. Biz işimizi biliyoruz da sizin ihtiyacınıza göre iş vereceğiz. Yoksa biz işimizi biliyoruz. Cevap da sen ne istiyorsun? Bilmiyorum ben bir şey dediğim hocam, zaman. Hocam arkadaki samanlık bizim. Onun üst tarafını ben düzelttirdiydim makineye. Yani açık besi olursa hakikaten bu hayvancılık bakım işi çok rahat olacak. Sen resmen özel bir ahır istiyorsun yani. Yani şimdi burası kapalı. Bir de artı 82'de 80'li yıllarda yapılmış bir ahır bu. Ya çok sıkıntı oluyor. Senin yaşın kaç? 43. 30 mu? 43. 43. Altısını çık. 37. Öyle mi? 37 yıldır hayvancılık yapıyorsun. Hemen hemen. Ama hayvanların önünde su yok. Hayvanların önünde su yok. Önden vermeli yalak yok. Yalak yok. Altlarında yatak yok. Bütün sıkıntı burada. Orada da ama sen de yani genç bir adam olarak, bu işi bilen bir adam olarak, harika bir çalışkan bir hanım da sahibisin. Bunlara senin verecek olduğun maliyetle, sen sütle, etle, sen 10 defa o suluğu alırdın aslında piyasada şimdiye kadar. Yok, bu hanıma da zarar etmezdin yani. Yani biz dediğim gibi geldik, hiç hazır bir şey bulamadık ya. Evimiz yoktu, samanlık yoktu. Sonra yapıyor. 36 yılda böyle bu işi yapıyor adam. Yapıyor da ne bileyim ya, kazanamıyoruz hiçbir şey hayvandan. Kazanamadık yani. Kazanamadınız? Evet. Evde kim yaptı? Biz yaptık ama hayvanlara sıra gelmedi ki. Yok samanlıydı, yok eviydi. Aynen onun için. Hayvana sıra gelmedi çünkü evde ev yaptı. Sıra gelmedi. Yok çocuklar okudu, onların maaşına zaten. İşte hayvan evi yaptırmış. Çocukları okutmuş. Sizi beslemiş ama aynen, kendini evet. Besleyecek aynen, gelmemiş. Doğru. Olay o değil işte. Hayvan önce hayvana baksaydın daha fazla sana imkan tanıyacaktı. Şimdi birazdan konuşacağız. Öndeki su, önlük, ondan sonra otluk daha doğrusu, attıkları toplasan maliyetini sanıyorum en fazla 5 milyar tutardı. Eğer 5 milyarı bu hayvana bizi verebilseydik, evet. Sanıyorum bir senede bunlar 10 milyarı bize ekstra kazandırabilirdi. Matematik olarak bunu söylüyorum. Evet. Bu mantığı olsun diye. Kaldı ki Adapazarı'da hayvancılık konusunda iyi olan bir yer benim bildiğim kadarıyla. Çok da öyle gözü kapalı bir yer değil hayvancılık konusunda. Her tarafta hayvancılık var mı sizin köyde veya bu bölgede? Hemen hemen. Bizim genel olarak bu bölgemiz zaten hayvancılık üzerine. Evet çok gizli kalmış. Mehmet Bey şimdi çiftçilik bitti. Çiftçiliğin maliyetleri yani girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için çiftçilikten bir şey kazanamıyoruz. Tamam doğru. Yani onun için eksek de hep hayvanlara yem amaçlı ekiyoruz. Arpa, yulaf, buğday. İşte onun haricinde sılacını alıyoruz. Fenli yemini alıyoruz. Yani bu şekil. Peki. Şöyle yapalım o zaman şimdi. Esas Ayşe ablanın aradığı patronlar burada. Türkiye'nin en önemli besleme uzmanlarından Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Bölümü eski başkanı ve öğretim üyesi çok değerli hocam Profesör Doktor İsmet Türkmen de burada. Hem onu buraya alacağım birazdan hem de tabii ki meşhur Melek ablamızı da buraya alacağız. Evet. Ahara bir de onların gözüyle bakacağız. Artı cebimize bakacağız. Evet. Sonra Ayşe ablanın gözüne bakacağız. Bir ortak yol bulacağız. İnşallah. Yani çok şey olmasa bile geldik, sizi takdim ettik piyasaya. He? Ne çok olursa olun, Mehmet çok Bey. Çok sağ olun, Allah razı yani olsun. Yani bizi sevip buraya kadar zahmet ettiniz, zaten o yetti bize. Evet, şimdi sevgili seyirciler, çok değerli hocam da Melek İbiş'i buraya alacağım. Ondan sonra ne var? Bakalım Melek İbiş'in cebinde bize sunacağı ikramda nelerdir? Hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi çok değerli hocam Sayın İsmet Türkmen ve sevgili Melek İbiş de aramıza katıldı. Onları çok önemsiyorum. Çünkü Melek'in parası var, hocamın da bilgisi var.
İkisi de buraya bedava veriliyor. Hocamı tek başına çağırsan para vermek durumundasın. Meleğe çağırsan ona da para vermen lazım. O yüzden ikisini bedava yakalamışken sağ olsun ekip buradayken biraz istifade edelim. Melekciğim hoş geldin. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce Ayşe ablandan başlayalım. Ayşe abla söyle şimdi. Melek'ten ne istiyorsun? Biz hemen hızlı hızlı söyle. Ne istiyorum? Önden vermeli istiyorum. Ahırları önden vermeli yani. Önlük. Hayvanlara rahat rahat önlük istiyor. Evet. Yani ot alanı. He. Bir de buzağlara yer yapılırsa o da başka bir istediğim de yok. Buzağ bölmesi istiyor. Evet. Ya da işte açık evet. Ekstra bir buzağ. Kapalı mı olsun açık mı olsun? Kapalı olsun ya. Çünkü... Güzel. Evet. Sen ne istiyorsun abi? Cihat Bey. Hocam sıkıntı çok. Hepsini bize sözüme canım sen yani, de yani. Yok yani sen hepsini bir yerden tane. Derken hocam da gördü zaten. Otları yemiyorlar. Yani ufak da olsa bir yem karma gibi bir şey olsa. Hayvanların altında kavuşuk plastik yataklardan olsa. Oh başka? Başka ne su diyeyim yani? Su olsa önünde. Su var zaten. Var mı? Su. Önünde yok ama. Önünde yok. Abi arkasında var. Evet. Yerecek Ayşe Hanım da. Alacak da işte aktaracak evet. Da falan filan yani bir sürü hikaye. Evet. Sulukları olsa Ayşe Hanım gelecek, atlarını çekecek, sahama geçecek. Ya. Sulama sıkıntısından kurtulacak. Peki. Hocam, siz de gördünüz. Ufak bir tur attınız. Ben ufak bir tur attım. İki konu, yani birkaç konu dikkatimi çekti de iki konuyu birazcık ön plana çıkarmak istiyorum. Bir tanesi... hatta rica ettim kameraman arkadaşlardan çekmelerini. Hı hı. Hayvanlara gayet güzel bir kuru ot veriliyor. Yani samandan iyidir en azından diyeyim. Ancak kuru otun belli bir bölümü de hayvanların altlarına gelmiş. Çünkü hayvanlar onu ağızlarıyla çekip uzun parçalı olduğu için ne yapıyorlar? Aşağıya doğru veriyorlar. Ayaklarının altında da ona yataklık oluyor. Yani ziyan oluyor. Yataklık için tabii daha farklı, daha düşük sap kullanılabilir. Bunun önlenmesi lazım. Eğer bir iş kıt kanat yapılıyorsa o zaman bu tip tasarrufları da yapmamız gerekiyor dikkat, ki dikkat almamız lazım. Öyle olmasa bile ben çok acırım bu tip ziyanlara. Çünkü bir ziyan olan değersiz bir şey değil, bir besin ziyanı oluyor. Birinci konu bu. Bunun çözümü de doğranarak verilmesidir kabayımın. Yani o kuru otların böyle büyük, balyadan çıktığı gibi büyük parçalı şekli değil, bir ot parçalama makinesiyle olabilir. Veya bir yem karma makinesiyle evet. Olabilir. Bir hani bir bıçaktan geçip öyle verdiğiniz zaman bu sorun olmayacaktır. Yetiştirici de göz göre göre malının ziyan olmasına kurtulacak. Onun sıkıntısını yaşamayacak. Bu birinci gördüm. İkinci gördüm. Belki onu birazdan kameraman arkadaşlarından yine rica edeceğim. Hı hı. Yakın evet. Görüntü almalarına. Orada da konuşabiliriz. Burada bir silaj kullanılıyor. Kendileri ama diyor biz diyor talaş kullanıyoruz diyor, değil mi? Boş talaştan yapıyorum. Boş talaş, evet. yani yöresel bir ifade bu. Hı hı. Boş talaş dediği içerisinde hiç tane yok. Büyük bir ihtimalle süt mısır döneminde koçanlar alınmış, doğru mu? Ben hani tahminimi söylüyorum. Eğer koçanları sütlüye satılıyor hocam. Yani süt mısır diye satılıyor. Evet. Ha, şey sapını. Koçanları alınmış, geri kalan gövdeyi satın almışlar. Aşağı yukarı 250-300 kilogramlık paketler rulo. Şeklinde veya rulo balyalar şeklinde. Silajı incelediğimizde iki tane sorun gözüküyor. Hatta üç tane sorun gözüküyor. Biri maddi sorun. Bunlardan bir tanesi. Detaylı bir şekilde anlatacağım. İkincisi içinde tanenin olmaması. Üçüncüsü de çok ince kıyılması. Yani bunların hepsini şimdi açıklayarak gidiyorum. Maddi sorun. Çok ince kıyılması, içerisinde hiç tanenin olmaması. Bunlar neye yol açıyor? Bunlar şuna yol açıyor. Silajın, hatta dördüncü bir sorun da süt dönemindeyken koçanın alınması. Neden süt dönemindeyken diye. Çünkü bu dönemde biz mesela pazardan satın aldığımızda şehirde süt mısır. Benim çocuklarım çok sever mesela. Ben de severim. O dönemdeki bir mısır silajının su oranı, kuru madde oranı %25'ler civarında. Hatta daha da düşük olabilir. Evet. 23-25 de olabilir yani. Ki eğer şeyse müsait olursa yanıma da alıp ölçeceğim bizzat. Hı-hı. Sırf bu durumu görebilmek için. Melek her zamanki gibi yani imdana yetişti. Bakalım nedir bu? Şimdi bakalım. Şöyle birinci sorunu fiyatla ilgili söyledim. Hatta 4 soru konuşmuştuk. Tamam. İkincisi
Şöyle. Hocam yavaş yavaş yaparsanız kameraya zoom tamam, yapmasanız imkan tanıyalım. Tamam. Şöyle yapalım. Kıyılmış. Yani şunun Mehmet Bey, siz hani hiç konuyu anlamayan biri olarak. Evet. Bunun öyle. Parça büyüklüğü nedir Allah'ın seversen? Vallahi bunu ben bile yerim. Vallahi çok ufak ki. Ne olabilir? Santimetre olarak, milimetre mi diyeceksiniz? Yani ne olabilir? Hocam. He. Vallahi bu 4 milimetre acaba bunda? O kadar, bravo. O kadar başarılı. Ya silajın tane var mı içinde? Yok. Yok. Hadi tane olur içerisinde, taneleri güzel parçalayalım diye biraz ince yapabilirsiniz. Öyle değil mi? Bu kadar küçük kıymanın ne mantığı var ki, anlayabilmiş değilim. Kaç? 2,5 santimetre. 2 santim yapması lazım. 1,5-2 santim arası yapması lazım. Ha, tane içerisinde olur. Taneler biraz sertleşmiştir. Hayvan işte tabii bütün taneyi almasın, biraz da sindirsin diye bir ince kıyabilirsiniz. Yani bu kadar da ince kıyılmaz. Bu bir diğer sorundur. Hocam, ahırda hayvanlar kaymasın diye aslında biraz çizgimizi de atmışlar. Onu da gördüm aslında ben orada. Fena da değil çizgiler. Fena da değil, evet. Gözüküyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Ama yani hayvanların akıllıca altı yapılmış. Islak. Çok ıslak gördüm hayvan altlarını. Bir de tabii ahırın yapısı itibariyle biraz havasız bir gibi geldi bana. Yani aydınlık ve hava sorunu ufak olduğu için herhalde var. Evet. Bir de tabii suyu yok. Bu ortamda süt verimi ne olursa ne artabilir? Şöyle söyleyeyim. Şimdi hayvanlar... Şimdi soralım ne kadar süt alıyorlar. Şu anda kaç litre süt alıyorsun şu anda hayvanlarından? Hayvan başına? Hayvan başı ortalama 15 ile 18 derece. Evet. Litre. Litre. Akşam sabah, günlük sahamda yani. Günlük sahamda, 24 saat, 2 saat sahıyorsun. Evet, sabah peki, akşam sahıyorum. Peki bu hep böyle mi? Yani Mehmet Bey, yaz kış aynı mıdır hep? Hocam yaz kış aynı olmuyor. Yazın köyün girişinde mezarlığın orada bir 3,5 dönüm yerim var. Hı. Oraya su yalağı falan döktüm, yem yalağı döktüm betondan. Yazın orada veriyorum. Kendi istedikleri gibi sularını falan içip gezindikleri için farklı oluyor. 20 oluyor. Farklı oluyor ama yazın bütün hep 24 saat mi orada geçiriyorlar? Yok, akşamları getiriyorum. Ha. Şey, gündüzleri orada. Gündüzleri orada, evet. Akşam peki, sabah burada yemlerini, silajlarını veriyorum. Gündüzleri oraya götürüyorum. Orada otlarını veriyorum. Ha, otlarını geziniyorlar, temiz hava alıyorlar. Temiz hava alıyor. Evet. Yatıyorlar, dinleniyorlar. Yatıyorlar, dinleniyorlar. Suları da önlerinde. Evet. Yazın daha mı memnunsun? Yazın daha iyi oluyor. Kışın daha mı kötü? Kışın kötü hocam. Hep masraf oluyor. Neden? Cepte yiyor. Süt verimini konuşalım, süt verimi açısından. Süt verimi açısından süt fiyatları yine... Hayır, yazın mı daha çok sütün oluyor, kışın mı? Ya şimdi hayvanların şeyi genelde... Gebeliklerine göre de değişir. Evet, kışa dek geliyor. Mehmet Bey şunu sormaya çalışıyor. Buradaki konfordan memnun musunuz? Ne kadar musunuz? Süt alıyorsunuz? Ya birazdan o konforu değişince yani atar mı? Yani bu hayvanların burada durması süt verimini düşürüyor mu size göre? Veya yazın... açık alanda durması süt verimini yükseltiyor mu? Ve hangisi yani? Evet. Yazın daha iyi. Yazın daha iyi. Onu soruyoruz. Evet. Yani gebelikleri falan aynı diyelim ki. Her şey aynı. Yazın mekan farklı oluyor. Onu soruyor. Anladım. Ben bilmiyorum, hani zamanım varsa birkaç konu daha ilave edeyim. Buyurun. Yine teknik bilgi. Şimdi bu sene kötü bir kış oldu. Yani kötü derken... İyi bir kış oldu. İyi bir kış oldu. Ben sizi derteyim. Evet. Yani hoş olmadı çünkü kötü demek. Kötü demeyelim de iyi bir kış oldu. Yani evet. Sağlam güzel kış oldu. Seneye hocam, güzel seneye daha iyi oldu. Güzel bir kış oldu. Fakat benim şu dikkatimi çekti. Hatta pek çok da fotoğraf çektim bunlarla ilgili. Hayvanların ırklarına göre de kışa olan tepkileri farklı. Bulundukları ortama göre de kışa olan tepkileri farklı. Fakat Holstein hayvanı, ki içerdiklerinin bir kısmı öyle. Evet. Değil mi? Evet. Simental de mi var sizde? Var, simental. Kırmadı. Holstein kışın şunu yaptı, ıslak yere yatmadı. Ayakta durmayı tercih etti. Keçi gibi. Tabii. Hem soğuk, hem böbreklerden rahatsızlamak istemedi. Islak zemin. Ayakta durmayı tercih etti. Büyük işletmelerden aldığım bilgiyi söyleyeyim. Kendim de gözlemim o. Aşağı yukarı günlük ortalaması, abimiz gibi değil de hani onundan daha iyi. 20-30 litre olan işletmelerde bu hem havanın soğuk olması hem ıslak zemin nedeniyle ayakta durmayı tercih etmesi 2 litrelik süt verimi kaybına neden oldu. Bu büyük işletmelerde çok korkunç bir rakamdır. 1000 sağmalı olan, 2000 sağmalı olan işletmelerde yani yüz binlerce lira aylık ekstra maliyet getiriyor. Fakat Simmental bu konuda onu yapmadı mesela. Simmental etkilenmiyor. Yere seçmedi diyor. Seçmiyor. Evet, Simmental bilmem, burada şimdi konuşabiliriz. Daha şey bir hayvan. Soğuğa biraz daha... Holstein nazik bu evet, anlamda nazik, ama tabii süt verimi de ona göre. Tabii. O da öyle söylüyor. Kış olan tepkileri böyle oldu. Peki.
Hocam çok değerli bilgiler aldığımı belirtmeliyim. Programın da en sevdiğim tarafı aslında bu. Belki Ayşe abla hediyeler seviniyor ama ben bilgiye seviniyorum. Çünkü bu beyefendi bu hayvanların hangi zamanda soğuktan koruması gerektiğini ya da hangi zamanda açık alınması gerektiğini bilirse bence hayvanların refahı için çok daha anlamlı. Şimdi diyeceksiniz. Evet diyeceğim. Şöyle asıl konuya da şöyle gireceğim. Şimdi burada kapı açık. Hava ceren yapıyor. Arkadaşım bu anlamda yaptığı doğru. Yani ben olsam bu kapıyı kapatırım çok soğuk cerenlerde. Hocam açık bıraktım. Buzağlarım hep isol oldu. Kesinlikle öyle bir şey yapmaz. Hele buzağlar daha da dayanıksız. Evet, buzağları evet. Böyle bir bebek gibi korumalar lazım. Yeni doğan buzağları. Gerekiyorsa soba yakılacak. Ben esne eleştirdim. Ama burada eleştirdiğim bir şey var. Sen bunu kapacaksın kardeşim. Ona bir itirazım yok. Tamam. Ceren girmesin. Ama tepeyi açacaksın. Ona itirazım var. Yani iç ortam soğuk olabilir. Ama ceren olmadığı için halde ceren yoksa sorun yok. Ama sen burayı açarsan buradan ceren yapar. Öyle değil mi? Evet. Tepeyi de açtın. Ne yapacak? Buradan gelecek. Hayvanları yalayıp aynen gidecek. Ama burayı kapadı. Şuralarda açıklıklar gördüm damın şeyi. Hayvanların boy mesafesinin üzerinde. Orada tepeden de iki tane baca açtın. Ne yapacak? Giren hava bir miktar kirli havayı alıp sirkülasyon bir miktar yapıp çok aşırı değil. Yukarıdan çıkacak. Yani bu olabilir buradaki çözüm. Yani sizi rahatsız etmeyen. Ben kapamayla ilgili konuda seninle beraberim. Ama yok konu kapı değil. Konu içerinin havalandırılması. Amaç evet, oydu. Ben evet, onu söyleyeyim. Yani onun düzeltilmesi lazım veya öyle bir önlem alınması gerekiyor. Gördüğüm şey noksanlık. Meleşciğim seninle daha sonra özel konuşacağım ama Ayşe ablanın dediği buzağı kulübesi konusunda bir fikrin var mı? Şu an için yok. Eyvah. Ayşe abla bu iyi bir sinyal değil. Söyleyeyim sana. Canınız sağ olsun. Ne yapabilirsiniz? Peki. O zaman şöyle yapalım. Biz kavgayı sizinle beraber yapalım. Ben Ayşe abla anladım. Bu kadının hayata boyunca bu hayvanı çektiğini kimse de çekmedi. Artık bundan sonra Ağrım Şahane bu Ayşe ablaya biraz kullanım kolaylığı sağlaması lazım. Altyapı kolaylığı. Ne kadar sağlayabilirse. Çünkü eğer bu Ayşe abla bunu sağlamazsa hem oğullarına hem herkese hiç kimse hayvancılık yapmasın diye bas bas bağıracak. Yani kötü bir reklam yapacak, tamam mı? Bana yaptığı gibi yapacak. Ama bu iş öyle değil. Bak hocam anlatıyor. Ben hocamı dinliyorum. Zevk alıyorum. Ah diyorum ben böyle bir çiftliğim olsa. Hocam iyi para var demek istiyor. O aksi halde Türkiye'de bu kadar hayvancılık yapılmaz hocam. Bu kadar besleme, bu kadar süt hayvanı yapılmaz. İnsanlar bu alana giriyorlar yani. Hayır kazandırıyor. Yani hayvancılık aslında Türkiye'de insanları besliyor. Ama matematiği tamam, bilmiyoruz biz hayvancılıkta. Biraz matematikte biraz işte, zayıfız. Matematiği gördün az önce matematiği. Yani hesap nasıl yapılıyor? Aynen yok, öyle. Böyle hesap yapılacak. Yani bunu şimdi Konya'da büyük işletme 130 liraya alırken bol taneli buradakinin fiyatının 300'e mi geliyor? Neye göre ben hesaplayamadım. Yani doğal halde, yaş haldeyken. Yani 300'e bir de şey göbeği. Yani arkadaş yani bu kadar da olmaz. Olmaz. Evet. Şimdi Berek Hanım'la İsmet Hocam'ı burada bırakacağım. Umutlu ailesini eve göndereceğim. Burada bizi duymayın. Belki bir kavga mavga edersek ne olmaz. Siz eve gidin. Bir çay demleyin. Tamam mı? Biz size ne vereceğimizi tartışalım. Tamam. Sonra da yayında görürsünüz. Tamam. Peki. Hadi bakalım. Size eve Berek Hanım'la hocamı alalım. Buraya. Hayvanın arkasındaki suyu pek fazla sevmiyorum. Yanlış anlama şimdi yani. Bu şimdi yani gösterip de vermeme şekli bu yani. Bakalım Melek Hanım bunları yapabilecek mi? Hadi hep beraber görelim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bütün bu çalışmanın sonucunda ise kelimenin tam anlamıyla şahane bir ahır doğdu. 50 program içerisinde en heyecanlandığım anlardan birisi şu anda. Neden? Herhalde nasıl bir şaşkınlıkla bakıyorsam Murat Bey şeyleri ilk defa mı gördünüz? Nefeslerin kesildiği an diyebilirim yani. Ahırı bu şekil görünce ben bile şok oldum. Çok şahane oldu. Hatta bu kadarını tahmin etmiyorduk yani. Sevgili seyirciler, şimdi herkesin merak ettiği, benim de merak ettiğim bölümde ve ahırdayız. Ahırın içindeyiz çünkü ahırı şahaneleştirmek için ahırın içine girmek gerekiyor. Biz de şu anda oradayız. Sevgili hocam, demin dışarıda biraz konuştuk.
işe de şimdi girdik. Siz bu ailenin bu şartlar altında biraz daha verimli ürün ortaya çıkarması için Melek Hanım'dan ne isterdiniz? Ne verebilir Melek Hanım buraya böyle çok güzel ve kolay? Ben anlatayım. Ahırın havalandırma sorunu var. Fakat bu yetiştiricinin de biraz düşünce tarzını değiştirmesiyle çözülebilecek bir konu. Yani biz onun kapısını açsın demiyoruz. Pencereden açsın, haldır haldır hava cennet olsun demiyoruz. Ne diyoruz? Tavandan en azından iki tane veya bir tane güzel bir baca yapıp buradaki kötü havanın karbondioksit gazının veya metan gazının atılması istiyoruz. Bu tabii biraz da meleğin değil de yetiştiricinin de evet ya bu benim yaptırmam gerek. Çünkü basit bir şey bu. Bir dakika hocam, dur, o zaman hemen soralım. Melek Hanım, böyle bir şey var mı gündemde? Yok. Yani şöyle söyleyeyim, burada şimdi hani cam olduğu için biz geçen sefer geldiğimizde de burası açıldı. Açılınca böyle dışarı puh diye bir duman çıktı. Biz hani o zaman da konuştuk bu konuyu. Aslında yukarısı hocamın dediği gibi. İhtiyacı olabilir de yapmayabilirsin yani. Sadece yani, var mı yok diye sordum sadece yani. Niye yapmadın diye sormuyorum. Ya, şu anda gündemde yok. Gündemde yok ama gündeme alırız yani, hiç problem değil. Problem değil. Alabilir ama yetiştiricinin de tabii. Buna hani ama bunu artık yaptırıyorlar şeyler. Hatta buradan bir ip sarkıtılıyor. Evet. Bacayı gerektiğinde kapatabiliyor, yarım açıyor. Bunlar yapılabiliyor. Ama böyle bir ihtiyaç görünüyor buraya. Neyse, mesela, neyse tamam. Evet, dinliyorum. Bir diğer konu, zaten konuştuk. Hayvanlar bakın yazık otları böyle altlarına yapıyorlar. Belki hani altlık yapıyorlar kendilerine yani. Yiyecekleri malzemeyi altına çekiyor. Yani bu doğru değil. İçerisinde bakın yeşil şeyler var. Yetiştirici sevmediği için yaptığını söylüyor ama oyun yapıyor aslında. Yani. Bunu hani bütün gün zincire bağlı olan bir hayvan ne yapacak bir süre sonra? Eğlenmesi lazım. Gayet tabii yani. Canı sıkılıyor, bunları yapabiliyor. Bunu herhalde nasıl önleyeceğiz? Bir yetiştirici de söyledi. Kıyılması lazım bunun. Kıyılarak verirlerse ya. Lazım değil mi? Kıyılarak verirler. Bunu böyle vermek kötü bir şey değil ama böyle de soruna yol açıyor. Resim burada hayvan sayısı biraz fazla. Buraya aslında bir yem karma makinesi. Hocam isteyelim mi Melek'ten böyle bir şey? Eğer imkan varsa ki yem karma makinesi ciddi bir şey. Değil mi? Öyle değil basit mi? Bir yaptırma yani olabiliyorsa. Yetiştirici. Mutumuzu yani, alalım yoksa? Alalım. Şu işten konu bu. İsraf. Ya şu gördüğünüz manzara israf. Şöyle. Tamam. Adam şöyle yapalım Melek'ciğim. Şimdi vereceğini söyleme. Biz konuşalım. Sen tartış. Yap. Ondan sonra yani, kapanışta. Kapanışta bunu evet. Konuşalım. Olur mu? Tamam. Ya tamam. Biz isteyelim şimdi de senden. Ha öyle. Ha. Hocam şimdi biz tamam. Gördüklerimi söyleyeyim. Bir, sonra üzerine çalışalım. Havalandırmayı konuştuk. Tamam. Otları altına aldığını konuştuk. Tamam. Ben de ürünü alıyorum hocam. Üçüncü olarak da yani beton zemin. Bütün gün zincirde hayvanlar. Hani bugün gel yarın çık bir saat sonra çık değil. Betonda yatırmak, ıslak bir yere yatırmak. Yani mecburiyetten yatıyorlardı. Genellikle ayakta duruyorlardı hayvanlar. Bunu hocam, tahmin ediyorum. Şurada bir açıklık var bak şu ayağında. O betonda mı kaynaklamıştı yoksa? Nerede? Şu. Ha, evet o evet doğru yatmaktan. Yani değil mi? Zeminden kaynaklı. Yani zeminden kaynaklı. Hocam aslında şu çizgide var yani hani su gitsin diye. O da zarar verebilir. Ha onu diyorum. Tabii. Yani kalkarak inerken orada bir sürtme. Sürtme olur ama öteki türlü de çatı ayrımları olabilir. Yani baştan zaten bir de çok sağlam bir meyil var. Yani istenin çok üzerinde bir meyil var burada. Evet. Yani %1'dir normalde meyil hakkı. %1-3 civarında. Burada çok fazla. %10 mu? 15 mi? Çok fazla var. Çok burada fazla. Yok. Ama büyük ihtimalle o şeyler çizilirken herhalde bir çıkıntılı yerler oluştu. Muhtemelen onlar da geldi. Çiziyor. Hayvan da zaten yapacak da bir şey yok yani. Hocam aslında şeyin düzgün bir altı var. Buraya bir altlık. Olabilir. İsteyelim mi Melek'ten? Yani olması gerekiyor. Melek'ciğim bak senin şeyin artıyor. Altlık bir yatak altlığı gerekiyor. Herhalde iş birersen biraz daha yüklenirsen. Evet. Tamam mı? Belki buraya bir şey yapabilir. Tamam hocam, yemkamayı yaptık, altlık yaptık. Ha hocam, enteresan bir şey var. Bak, su burada ama. Hocam, hayvanın arkasındaki suyu pek fazla sevmiyorum. Yanlış anlama şimdi yani. Bu şimdi yani gösterip de vermeme şekli bu yani. Hayvanın suyu ya. Gösterip, bakın burada bol su var ama öğünlüğü hocam, hayvan şöyle, hocam şöyle bakıyor. Hayvan, evet, böyle evet. Ya kıçıyla bakıyorsun yani şurada. Bir de sesi çıkıyor bu şimdi. Bu gösterip de vermezler böyle işte. Suyu göster, hele hele yazın. Gerçi yazın yalak falan var dediler. Ama böyle bile olsa hani insan var ya hani çöldesin hocam boğazında şey var bağ var suda duruyor
Hadi su, hadi su. Aynı şey. İşte yani muhamusluk olmuş, ha böyle olmuş. Bu kaynak suyu olduğu için böyle akıyor sürekli. Bunu suluk önlerine yapılabilir. Melek'ciğim, bir artık sen getir, burada uzmansın bu konuda ama bence bu hayvanların... 4-5 yani... tane konu konuştuk herhalde. 4 tane konuştuk değil mi? Evet. Biz, evet. Bir su. Melek'ciğim, başka? Bir de dam alacak. Kafamı çarpıyorum. Bu damı yükseltmek lazım bunlar falan. Hocam ben size birazdan bir dam göstereceğim. O daha da mı çarpıyor? Onu, evet, onu yükseltmekle ilgili konuşuyoruz. Oraya gidelim. Peki. Hocam burada buzağlarla ilgili bir kısım maalesef biraz sıkıntılı sanki. Bir buzağa bölmesi aslında dışarıda Melek'ciğim yapsan çok iyi olur ama. Valla bence de artık. Tabi buzağların böyle anneleriyle beraber hep beraber aynı yerde yaşamaları ama bağlı olduğu için gerçi birbirlerine çok dokunmuyorlar ama buzağının biraz hareket etmeyi, koşmayı seven bir... Çocukluğunu yaşasın tabii, diyorsun değil mi? Evet, ya? Böyle evet. Her şeyi böyle robot gibi yapmıyorlar. Biraz daha özgür olmalı. Ama... Mesela arkada bir buzağı var. Şu an kameraman arkadaşımız var o bölgede. Belki sonra çekerler. Buradaki hayvanların içerisindeki en iyisi o. Değil mi? Sebebini de söyleyeyim. Bir, rahat. Hem altlığı var. Tek başına dolaşıyor. İki, aşağı yukarı yetiştirici diyor ki ben de 3 ay diyor sütten kesmem. Ve 3 ay boyunca da içirdiği süt miktarı günlük 6 litre süt içiriyor. Annesinden veya neyse işte herhangi bir inekten savuyor. Sağır sağmaz da bir anı ve bakın buzağının haline bak kocaman. Ve çok sağlıklı. Masa gibi bir buzağı yani. Hayır, en düzgün hayvan da buzağı ha. Şu anda. Yani Allah nazardan da saklasın ha. Şimdi abi. Biz gideriz sel olur. Yok, en düzgün şey. Hayvan. Bu işletme şu an bu alanın en düzgün hayvanı o. Küçük bir katkı Huriyem'den ele yakalamışken. En azından bir 10-15 gün, bir ay. Ne verelim hocam? Yem verelim. Hayır, hangi yem süt verelim? Yemi. Sağmal. 4x4. 4 süt yemi verelim. Süt yemi verelim. Çünkü... silajı çok taneli değil. Hı-hı. Çok taneli olsaydı belki biraz daha protein yüksek bir yem verip protein enerji dengesi sağlardık. Yüksek enerjili olmadığı için hem enerji hem proteini birbirine orantısal olarak daha yakın olan bir yem 4x4. Buzağı verelim mi hocam? Geçti buzağı bir tane var ama ata bunları buzağı bundan sonra. Büyütmeyelim. Ha, pardon, bundan büyütme döneminde çünkü ha, başlangıç değil. Sütten kesilmiş. Hatta şurada ya kesildi ya kesilecek. O yüzden buzağı büyütmeyelim. Yani eğer yem verecekse buraya süt yemi 4x4 ve buzağı büyütmemi verilebilir. Ben burada sanki yalama bloku görmedim mi yoksa acaba dışarıda mı var bilmiyorum ama. Önlerinde yok. Önlerinde yok. Yok. Önlerinde yok. Peki, can sıkıntısını gidermek için. Yani en azından zaten, otu aşağı atmamak için. Tabii şöyle. Hem bir şeylerle ilgilensin hem de vitaminler açıklık. Yani hava, kış. Daha çok ihtiyacı var. Enerji ihtiyacı var. Olabilir. Peki Melek'ciğim, bütün bunlar içerisinde senin çok absürt bulduğun bir şey var mı? Biraz hocam tartalım şimdi, bilmiyoruz da ne vereceğini. Biraz bakalım şimdi ne verecek şimdi. Burada bir, çok garip bir ürün var mı böyle? Biz bir sürü şey istedik senden şu anda. Yok, genelde hep verdiğimiz ve ihtiyaç dahilinde olan şeyler. Var ama her zaman vermiyorsun yani. Belki program sonunda ben sizi şaşırtırım. Evet. Teşekkür ederim. Belki de siz bana şundan istediniz ama ben şununla yaptım. Yani, bir bakacağız. Olabilir. Dam yıkılmış, yeni bir dam yapılmış yani. Vallahi o kadar bütçelerimiz yok henüz ama hocam. Neyse, seyircileri beklentiye sokmayalım, öyle bir şey yok tabii. Ya çünkü hayır, belli olmaz diyeceğim ama yani onu yapamayız tabii. Ama benim buzağı kulübesini, ama buzağı bölmesini o zaman üstte kapaması lazım. Dışarı diyeceğim ama dışarıda o zaman ekstra bir ağır yapmak gerekecek. O da bayağı evet, sıkıntı. Ya da kulübeler alacak. Yani dışarıda... Yani bence kulübe... Bu bölge çok fazla şey değil aslında. Dışarıda böyle özel bir bölüm olsa oynayabilseler de şöyle... Yok. Biraz daha geniş bir alan olsa. Dışarıda bir alan var aslında ama kışın hiç girilecek gibi değil yani hayvan durmaz orada. Orada girdik mi batarız biz oraya. Aynen. Hiç o ben bile baktım. Orası hiç altyapı, ellenecek gibi değil. O yüzden bile evet demedin ya sen her zaman. Yok. Yani onun koruması lazım. Evet. O da kışı geçmesi demek. Yani aynen. Şu an yapılacak iş değil o. Yazın çok güzel. Hani evet. Orada çok rahat ederler. Gerçi ağaçlar var. Hani hocam yazın zaten o zaman şey gerek yok. Yazın zaten etrafını yapmışlar. Zaten yazın orada durur. Önemli olan kışın durmuş olması. Evet. Ama için. İşte kışında burada ciddi bir kar oluyor. Biz buraya gelmiştik, kalmıştık. Evet, oradan evet, biliyoruz. Evet. Doğru. Öyle olunca hani buzağları da çok fazla dışarıda barındıracaklarını düşünmüyorum şanslı. Onunla ilgili içerideki alanla ilgili bir iyileştirme yapabiliriz ama. Peki. Ama ben her şeye rağmen eğer hocamın saydığı suluk 1, altlık 2, tamam mı? Bu iki şeyi yap. Hele emkanı versen var ya, bu üç tanesi benim için
Yani ben buranın sahibi olsam, geç aşağıya fazla katkı sağlamaz bunlar. Bunlar hep hayvana ait şeyler ama en azından su da önemli. Çünkü alıyor burada suyu, döküyor. Bir de önüne geçemiyorum diyordu ama önüne geçecek bir şey yok. Yani onun önüne geçecek şeyi kırıp uzatamayız yani. Evet, abi. Hocam ön rahattan tarafa. Önüne yem veremiyorum diyordu. Onun yem verebilmesi için bu sistem mi? Komple değişmesi lazım. Komple yani. Hayvanlar bu tarafa bakacak. Kıçıları duvara bakacak. O da buraya yemlik yapacak. Hani çok ciddi bir tadilat gerektirir yani. Yani peki burada olur mu hocam öyle bir şey? Burada olur mu? Olur. Neden olmasın? Şimdi düşünüyorum ben hani hızlı düşünüyorum. Enes oradaki sesi. Yemlik kırılacak. Kırılır. Bu geri gide. Şuraya yapacağız onu. Buraya yapılacak. Fakat, o zaman attık ama şey hocam dış şeyleri ne yapacağız? Neyi? Buraya şey, yemlik yapılacak buraya. Şeyini? Hayvanların... Bu taraf olacak. Yani burası doldurulması lazım. Evet. O da hani ciddi bir iş. İşte, o zaman yeni sey bakalım. Damı yeniden yapmak daha mantıklı. Ben yani onu da anlamıyorum. Yani neden böyle düşünüyorlar? Çünkü hayvanlar buraya baktır. Bir tane ortak yemlik yaptır. Ortaya da bir direk koy. Hani birbirlerine müdahale etmesinler. Veya bir perde duvarla ayır. Arkalarda baksın. Buradan da yani yemini döker. Pardon ama yemini dökerek geçeceği için bir de kendine koridor oluşturmak zorunda. Tabii. Şey yetmeyebilir. Mesafe yetmeyebilir. Mesafe biraz daha şöyle birer ikişer metre daha açmak neyse, lazım. Neyse Ayşe abla o konuda sana yapacak bir şeyimiz maalesef hiç, kalmadı. Hiçbir şey yapamayız şu anda. Hesap tutmuyor. Hesap tutmuyor evet. Peki. Evet sevgili seyirciler çok teşekkür ediyorum sevgili Melek İmiş ve çok değerli hocama. Bana göre aslında şu ana kadar benim yazdığım hocamın önerdiği şeyleri yapsalar ben şahsen kendi adıma teşekkürü bir borç bileceğim Melek Hanım'a. Çünkü ahır şanı da yani hepsi şanı değil yani. Küçük noktada da ağır şanı yapabiliyoruz. O yüzden bu programın da geçen gün Çanakkale'de bir toplantıya katılmıştım. Orada bir profesör bana küçük dokunuşlarla iyi iş yapıyorsunuz demişti. Hocam hatırlayacaktır. Biz de zaten ağır şanede küçük dokunuşlarla küçük artışlar, küçük ama anlamlı artışlar yapmak peşindeyiz. Bakalım Melek Hanım bunları yapabilecek mi? Hadi hep beraber görelim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür Allah ederim. Versin. Karacalar Ticaret. Karacalar Tarım Ürünleri. Aynen. Evet. Peki. Bizim Çiftçi TV'de yayınlanan bir programımız var. Ahırım evet. Şahane. Seyrediyoruz. Seyrediyorsunuz. Evet, evet. Nasıl beğeniyor musunuz? Çok güzel hocam. Türkiye'nin evet. Değişik illerine gidiyorsunuz. Evet. Değişik yörelere gidiyoruz. Güzel sunumlar oluyor. Güzel sunumlar evet, oluyor. Evet. Çok güzel. Bu programı izliyorsunuz madem. İzliyoruz. O çerçevede evet. Bu bölümümüzde diyelim. Evet. Evet hocam. Size misafir olduk. Çok teşekkürler. Sebebi de evet. Size yakın. Hatta evet. Sizden de alışveriş de varmış. Bir yetiştirici arkadaşımıza Cihat Umutlu. Tanıyor evet, musunuz evet, arkadaşım? Evet tanıyorum. Karadavutlu köyünden arkadaşımız. Ha, evet Karadavutlu bizden köyü. Bizden devamlı alışveriş yapar. Merkeze evet. Bağlı. Evet merkeze bağlı. İyi de bir arkadaşa benziyor. İyi iyi. Temiz arkadaş. Ona evet. Da Çamsakıl Çoban Armağanı evet. Bazı siparişlerimiz olacak. Tabii ki. Neler bunlar? Ben size hani söyleyeyim. Buzağı büyütmeye mi? Evet. Bunlara beşer çuval alıyor. Tamam hocam. 4x süt yemi. Yine tamam. 5 çuval. Tamam. Bunlar süt yemleri ve buzağı yemleri. Bir de Piraktif S yem vitamin ve mineral anladım. Katkısı. Perfektif evet. Grubu 2 adet, 2 torba. Yine Piraktif Sweet Mix yalama süt tamam. Blok. Tamam, süt hocam. İçin bloklarla. Bundan da yine 2 adet. Tamam. Bunları en kısa sürede teslim tamam. Ederse yetiştiriciyi tamam. De fazla tamam. Bekletmemiş olur. Olur olur. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hayırlı size de kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kolay görüşmek gelsin. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ustalarımız ahırımızı değiştirmeye son hızla başladılar.
boruları hazırlanıyor. Suluk demirlerinin montajı ustalarımız tarafından yapılıyor. Ustalarımız sulukların montajına başladı.
Havasız olan ahırımızın çatı kısmına baca yapılmasına karar verildi. Ustamız baca yapımına başladı. Kolay gelsin ustam. Selam, sağ ol, Allah razı olsun. Bugün ahırda neler yapıldı? Bugün ahırın borularını çektik, direklerini diktik. Hayvan bağlama yerlerini. Hayvan suluk yerlerini bağladık. 10 tane suluk yeri bağladık. Havalandırma bacaları var. Onları havalandırma bacalarını monte çalışmalarını yapıyoruz. Buzağı yerlerini yaptık. Buzağı yeri ayırdık. Ustamız bacayı çatıya yerleştiriyor. Altlıklar da geldi. Ustalarımız altlıkların montajına başladılar. Sayın seyirciler, yeniden merhaba. Yeni bir Ağrım Şahane programından çekimlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz üzere hava karardı ve şu an dışarıda yine kar başladı. Ama ben yine durduğumun arkasındayım. Kardan sonra gelen soğuk daha kötü. Şu an için biraz daha iyi durumda gibi hissediyorum. Bilmiyorum, içeride olduğum için olabilirdi. Bugün yine değerli sponsorlarımızdan Murat Bey yanımızda. Daha önceki programımızda Murat Bey'i tanıtmıştık. İş Bir Ziraat'ten. Bugünkü çekim yerimizde yine bir yatak döşemesi oldu. Bugün de yatakla ilgili biraz daha detay paylaşıyor olacak bizimle. Şimdi Murat Bey'e dönüyoruz. Murat Bey, hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Sizi böyle sık sık aramızda görmek bizim için çok güzel oluyor. Bizim için de keyifli oluyor. Geleneksel şartlardaki ahırların böyle modern şartlara dönüştürülmesi bu işletmeler için de hayvanlar için de güzel oluyor. Güzel işler yapıyorsunuz. Teşekkür bizim de ederiz. Bizim için de bir keyif burada bulunmak. Çok sağ olun. Murat Bey, bugünkü yatak ve yerle ilgili konuşmak gerekirse ve hayvanlara bunun artısı nedir? Onlarla ilgili konuşsak bugün diyorum. Çünkü biz bu Ağrım Şahane ile beraber yatak işine girdiğimizden beri ciddi anlamda yatakla ilgili talep geliyor. Biz zaman zaman size de yönlendiriyoruz. Belki arıyorlar, belki aramıyorlar. Hani o kısmını çok takip edemiyoruz devamında ama... Arayanlar oluyor tabii. Oluyor mu? Görüştüm. Evet, görüşüyoruz. Evet. Çiftçi TV'de izledik. Hı hı. Ağrım Şahane programda izledik. Hı hı. Yatak hangi yataktır, nasıl yataktır, faydaları, özellikleri diye, fiyatı diye görüştüğümüz oluyor. Yani. Ama bireysel, yani ev hayvancılığıyla uğraşan yetiştiricilerin de buna artık hani ilgisini çekiyor olması ve almak için elinden geleni yapıyor olması da hayvancılık için aslında ileriye dönük güzel bir umut ışığı bence. Tabii bu yani hayvan sayısının yönetimsel anlamda belki bir önemi var ama, hı hı, normalde bir tane hayvan veya 100 tane hayvan, 1000 tane hayvan da aynı bir hayvan, her bir hayvanın, hı hı, yatma ihtiyacı var. Evet. Bu bir önemli bir ihtiyaç. Bunu insanlar, yatırımcılar, işletmeciler, çiftçiler fark ederlerse hayvanın yediğini sindirmesi için yatması, hı hı, gerekiyor. Evet. Günde en az 12-14 saat yatması gerekiyor. Hı hı. Bu ihtiyacı karşılayacak uygun ortamı sağlanması gerekiyor.
Eğer hayvan o ortamı bulamıyor, soğuk, sert, pis zeminlere yatmak durumunda kalıyorsa, hı hı, bu sonrasında hastalık diye, meme iltihabı diye, soğuğa bağlı problemler diye, sert zeminlere yatmaktan dolayı diz problemleri diye sağlık problemleri olarak kendini gösteriyor. Onun dışında eğer rahat, konforlu bir ortam buluyor da her fırsatta yatabiliyorsa, yediğini sindirmesi adına, çünkü hayvanlarda temel besin maddesi selüloz. Evet. Bu selülozu sindirmesi ancak onun geviş getirmesi ve uzun bakteri yardımıyla uzun bir prosesten geçiyor. Normalde insan sindirim sistemi selülozu sindiremez mesela. Bu hayvanlarda mümkün, ancak bu da yatarak mümkün. Eğer hayvan yatmaya ve geviş getirmeye uygun ortamı bulamıyor ise yatmak yerinde ayakta kalmaya başlıyor. Ayakta kaldıkça sağlık problemleri başlıyor ve verimsizlik başlıyor. Evet. Onun için hayvanın en temel ihtiyaçlardan bir tanesi, hı hı, onun yatırılması. O açıdan hani mümkün oldukça konforlu ürünler tercih, evet, edilirse, ki burada da bu ahırın şartları uygundu. Evet. Bizim de içimize sindi. Hı hı. Bizim çift katmanlı sünger üzeri kauçuk ürünümüzü, evet, burada uyguladık. İnşallah çiftçimiz de memnun kalır, İnşallah. Faydasını görür için. Sizin sattığınız ürün gamına biraz girmek istiyorum da, yani bir işletmeyi A'dan Z'ye tam teşekküllü yapabilecek her malzeme mevcut mu? Bizim yatakla başladık ama şu an, hı-hı, için ahır içi ekipmanların tamamı var. Bunlar, hı-hı, durak demir, kilit demir, suluk, fırça, sıyırıcı, gübre yönetimiyle ilgili pompa, karıştırıcı, separatör, kulübe gibi ürünler. Yani ahır içi ekipmanların tamamı şu an ürün gamımızda, hı-hı, mevcut. Biz bunları sağlıyoruz. Peki mesela ben de bugün bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Yetiştiricilerimizin de kulağını bu şekilde atmış olduk. Tekrar desteğiniz ve yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Elinizden ayağınıza gelin. Sağlık. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Buzağı Kulübesi'nin montajı yapılıyor. Yemlerimizde gel. Sevgili seyirciler, izlemiş olduğunuz gibi Ağrım Şahane ekibi çok zorlu şartlarda çalıştı. Karda, kışta, kıyamette, arabanın kara saplanmasına karşıladık. Elleri dondu, ayakları dondu ama çalışmalar bitmedi. Bütün bu çalışmanın sonucunda ise kelimenin tam anlamıyla şahane bir ahır doğdu. Sakarya Karadavutlu köyünde Umutlu ailesine. Gerçekten de şimdi de sağlayacağım ama benim de şu ana kadar fizik şartları itibariyle bir modern ahırda ne olması gerekiyorsa bu küçücük ahırda hepsi var. Ne var? Sırasıyla gitmem gerekirse şu arkamda gördüğünüz kulübeye iyi bakınız. Daha önce burası göz gözü görmeyen garip tahtalarla örülmüş bir alandı. Ama buraya Melek Hanım sağ olsun iyi bir çalışma yaparak, üstelik de altını da döşeyerek, atlık yaparak buraya çok harika bir bölme yaptı. Yani şekil itibariyle görüldüğünde çok anlamlı şeyler olduğunu hep beraber idrak edeceğiz. Tabii sadece buraya bu bölme yapılmadı. Ağrım Şahane'de ilk göz olmak kaydıyla sağ ve sol tarafı neredeyse ahırın tamamına gelişmiş bir biçimde yeni model konforlu altlıklar geldi. Aslında bu arada başka hiçbir şey yapmasaydık da sadece bu altlığı verseydik, bana göre ahırım yine şahane olurdu. Daha önce buraya geldiğimizde böyle burnumuz koku almaktan, hatta yanmaktan daha doğrusu, büzüşmüş durumdaydı. O yüzden de
sağ olsun Ağrım Şahane ekibi, reisimiz Melek Hanım eşliğinde yukarıda çok nefis iki tane de baca yapmış durumda. Şu anda burada ahırda, bu ahırda hayvan yok. Çekim için koymadık ama öyle soğuk ki aklınız durur. Sabah erken saatlerindeyiz. Bütün sular donmuş vaziyette. Burası Sakarya ama dışarıda güneş var gibi gözüküyor. Ama soğuk. Şu anda ellerimi, parmaklarımı hissetmiyorum desem yalan olmaz. Görmüş olduğunuz gibi sağ ve sol tarafta daha önce demirler yoktu. Şimdi buraya güzel demirler gelmiş. Her hayvanın önünde bir tane suluk gelmiş. Büyükbaş sağım ünitesi, sağım makinesi buraya takdim edilmiş. Güm taşıma arabası, çiftli güm taşıma arabası verilmiş. Yem karma makinesi var. Aydınlatmamız var. Buzağı büyütmemiz var. Ve tabii ki buraya yemin, buzağı büyütme yemi, 4x4 süt yemi, Premix Proaktif S, Perfektif yalama bloku, bloku gelmiş. Ama yetmemiş. Melek Hanım da cevapta tuttu mu affetmiyor ha. Bir de buraya diyordu ya daha önce hanımefendi Ayşe abla. Ya keşke bir tane buzağı kremi olsa diyordu da biz de veremeyiz. Olamaz diye daha önce konuşmuştuk. Yani yoktu en azından lisede. Ama çantadan çıkmış buraya bir de buzağı kulübesi gelmiş vaziyette. Şimdi hemen eklemem lazım. Bu demirlerin boyasını da onlar yapmışlar. Onu da özellikle belirtmem lazım. Yani Ağrım Şahin'in yaptığı çalışmalara onların da katkısı olduğunu eklemeliyiz ki bu biraz da hani kombine bir iş olsun diye ifade edelim. Şimdi bunlar verdiklerimiz. Bakalım bu verdiklerimizin muhtevasını, ne işe yaradığını, nasıl olduğunu, ailelerin buna nasıl baktığını, yeterli görüp görmediğini, başka şey isteyip istemediğini doğrusu ben de merak ediyorum. Şimdi sırada hem Umutlu ailesi hem de çok değerli Melek Yemiş ve İsmet Tükmen var. Evet, şimdi Cihat Umutlu, Ayşe Umutlu, Melek Yemiş ve çok değerli hocam Profesör Doktor İsmet Tükmen bu şahane ahırda birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol. Şimdi kim konuşmak ister içinizden? Ayşe Hanım mı Cihat Bey mi konuşmak ister? Fark etmez. İkimiz de konuşuruz. Hayır, sıra önce kime sıra öncelik vereceğim onu merak ediyorum. Bak kim daha heyecanlıysa o konuşsun. Ya Cihat Bey konuşsun. Ben biraz heyecanlıyım. Tamam, sen konuş hadi. Heyecanlı adamı severim. Evet. Ayşe abla, nasıl buldun ağrı? Ağrım şahane yani, çok güzel. Daha ne olsun, Allah razı olsun hepinizden. Çok şahane oldu. Hatta bu kadarını tahmin etmiyorduk yani. Umut ettiğimiz gibi de olmadı. Çok daha süper oldu. En çok neyi sevindin? En çok suluklara, alt yatağına, yani ne diyeyim, hepsine de çok sevindik. Sevindik hepimiz. Senin için, sen daha önce ne istemiştin bize? Dışarı bir tane buzağı kulübesi istemiştin. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Doğru hatırlıyorum. Buzağı kulüben geldi. Evet. O da geldi. Ona da çok sevindik tabii, onu saymadık. Değil mi? Sen burada bir şey vardı, bölüm vardı. Bu bölümü de sevmiyordun. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Şu sağ makinen de geldi. Evet. Oho. Hepsine daha de çok. Olsun. Evet, Cihat Bey. Buyur hocam. Sen mi aramıştın bizi? Oğlan mı aramıştı? Ben aramıştım. Sen aramıştın. Evet. Peki, aradığın şey ile bulduğun şey arasında fark var mı? Çok fark var. Çok fark var. Ben devamlı programlarınızı takip ettiğim için yani yaptığınız işlerde görüyordum ama bana bu kadar iş, hizmet olacağını tahmin etmiyordum. Yani gerçekten çok denilebilecek bir hale girdi ahır. Yani ne diyebilirim? Nefeslerin kesildiği an diyebilirim yani. Ahırı bu şekil görünce ben bile şok oldum. En çok neyi böyle ekstrem buldun? Neyi olduğu zaman vav, tüh be bu olmaz demiştim ama oldu dediğin böyle çok garip bir şey var mı? Hocam garip bir şey şu yataklar var. Mesela ben bu kadar kaliteli yatağa serileceğini tahmin etmiyordum. Hani öyle
gösteriş amaçlı, ucuz yolu bir şeylerden olur. Bir senede yırtılıp atılır diye tahmin ediyordum. Salladın diye düşündün değil mi? Evet. Ama bu yatak döşenince, yani ne bileyim, benim yattığım baza yataktan daha güzel oldu bu, yumuşacık. Hem daha önce betona basıyordu, betona yatıyordu. Şimdi benim altımdaki baza yatak gibi yatağa yatacak. Yatakları değiştiniz ya. Sen bunda sen burada yat. Yani hocam gerçekten çok güzel bir şey oldu. Evet. Peki. Sevgili hocam, ben sizi bu arada biraz gizli gizli takip ettim. Siz bu ara gelince çok rahatladınız. Evet. Hatta şöyle bir daire çizip baktınız. Bana bu arayı tercüme eder misiniz? Bu ağır 5 yıldızlı bir otel odasına dönmüş. Yani ilk haliyle kıyasladı. Bu çok samimi olarak söylüyorum. Hı hı. Bu bilmiyorum kaçıncı program. Herhalde 50 falan olmuştur herhalde. Ya ben de sevmedim ama olmuştur herhalde. 50 program içerisinde en heyecanlandığım anlardan birisi şu anda. Neden? Çünkü hayvan konforu ile ilgili çok önemli, eskiye kıyasla çok önemli iyileştirmeler var. Hı hı. Bunlar nedir? Bir tanesi bugün hayvanlara verilebilecek en iyi konfor altlık diyoruz biz buna. Konfor yatak diye adlandırıyoruz. O malzemeden kullanılmış ve ahır yekpare bir şekilde hem şu an bulunduğumuz taraf hem benim yan tarafım hayvanların durduğu çift iki taraflı. Durak bölümünde çift taraflı olarak baştan sona kadar hiçbir arada parça ya da ek olmadan konfor yatak haline, altlık haline getirilmiş. Altlığın önemi günde en az 2 litre ekstra süt demektir. 2-3 litreye kadar bu çıkabiliyor. Ciddi misin? Bizzat denemeyle şahittir. Yani denemeyle şahitim. Hiçbir şey yapmadan sadece altlığı değiştirmekle hayvanlarda 2 ila 3 litre arasında günlük süt veriminde iyileşme neden olur. Çünkü hayvanların yatma sürelerinde 1 ila 2 saat daha fazla uzamaya neden oluyor. İyi bir altlık. Hayvanlar daha çok yatıyorlar. Daha çok yattıkları için de dinlenme süreleri uzun. Dinlenme süreleri uzun olduğu için de enerjisini süt üretmeye harcıyor. Mekanizma bu şekilde. Peki. Melek Hanım. Ben tabii yatak harika ama iş birden Murat Bey miydi abi? Evet, Murat Bey. Murat Bey'i de kutluyorum. Biz onunla da İzmir Fuarı'nda konuştuğumuzda mutlaka abi gelmek istiyorum, görmek istiyorum. Bize davetimizi duymuş ekrandan. Gelin görün ve hem yaptığınız işin sonucunu görün, hem aldığınız duaya bakın demiştim ona. Hem de bunu sonra biraz daha gaza gelin, daha fazla verin demiştim. Sağ olsun bu karda kışta kıyamette o da buraya kadar geldi. Burada muhtemelen onun düşündüğünden fazla yer vardır ve harcamıştır ama olsun, o arkadaşı da kutluyorum. Çünkü eğer o bunu yapmasaydı hocam bu konuşmayı yapamayacaktı. Yani nefis bir iş yapılmış. Gerçekten evet. Tüm samimiyetimle evet. İfade ediyorum. Çok harika. Yani bu kadar olabilir. Bir iş bu kadar olabilir. Aynen öyle. Katılıyorum. Evet. Bunu şöyle önemsiyorum ben. Türkiye'de firmalar sadece bize mal vererek sponsor olarak katla bulunmuyorlar Melekciğim. Bu hareketle beraber pazara inanılmaz bir can katıyorlar. Bütün Türkiye hayvanlarına konfor sağlıyorlar o arkadaşlarımız. Aynen öyle, vizyon veriyorlar. Evet, yani, vizyon katıyorlar. Vizyon katıyorlar. Bir de yerli bir firma. Bizim yıllarca bu konfor yatakları Alman firmaları, Hollanda firmaları, Amerikan firmaları bir dünya para döviz harcayarak yapıldı. Şimdi bir Türk firmasının, yerli bir firmanın hem de çok daha kaliteli bir şekilde yapmasını da açıkça burada söylüyorum bir bilim insanı olarak. Vallahi bu çok önemli. Eğer tabii. Reklamsa reklam hiç burada. Hiç önemli. Hayır reklam olsun. Olsun istiyorum hocam. Ben de istiyorum. Ben hep çağda bulamadım mı? Hep şahit değil misiniz? Kim ürün veriyorsa demiştim ben de mi? Abi gelsin. Tulsan gelsin. Prokenbas gelsin. Peymak gelsin. İşte İşbir gelsin. Prem zaten burada. Herkes gelsin. Bu ülkenin ihtiyacını karşılasınlar. Sen dün bir şey paylaşmışsın. Dündeki tabii ekrandaki dün olmaz ama Facebook'ta yaptığımız Ağrım Şahan'daki o son bay bayları paylaşmışsın ya. Ben onu paylaştım. Biraz yazdım. Dedim ki hocam bir gün bütün ahırlar şahane olacak dedim. Yorum benim bu.
Herkese bunu görürüz. Zaten halen Facebook'ta var bu. Aynı kanaatteyim. Ama hocam bu ağrım şahanenin güzelliğine iş bilin. Hele hocamın, demedim ya heyecanlı diye. Ne kadar mutlu biliyor musunuz? Bir besleme hocası olarak hocamın şu ortamı gördüğündeki mutluluğunu yani yazsam yazamam. O söyleyemiyor bile şimdi. Evet, söyleyemiyor. Söyleyemiyor. Şundan dolayı çünkü bunun sahada ızdırabını şöyle çekiyorum. Şimdi diyorlar ki hayvanlarımız kışın evet süt düştü. Rasyonda ne yapacağız? Ya arkadaş ben ne yapayım rasyonda ya? Yok hayvan yatmayınca ben ne yapayım yani? Işık yok, hava yok. Doğrudan yok. Dolayı bir hayvan beslemeci olarak şeyler bana yöneliyor. Oklar. Oklar. Ya sen ne yapacaksın? Ben hayvanlar hani yatmıyor. Neyle yükselteceğim ben evet. Süt verimini? Olmuyor işte. Yani şu bak. Benim derdimi alıyor, çözüyor. Heh. Böyle bir sıkıntı var ya. Hocam sen şu anda rahatladın hocam. Kurtarıcı hocam. Tabii. Hocam yemcileri, kurtarıcı. Beslemecileri kurtaran diye. Beslemecileri kurtarıyor. Çünkü şöyle bir kural var. Hayvan, insanlarda şöyle bir algı var, özür dilerim. Büyük işletme sahiplerinde de var, küçüklerde de var. Rasyon sanki her türlü şey. Düzeltiyor, ediyor. Kendisini düzeltiyor mu? Mesela insan olarak biz hasta olursa da ye bakalım düzeliyor musun? Olmuyor. Niye? Farklı şeyler var. İyi bir yatağa ihtiyacım var. Sıcak bir yuvaya ihtiyacım var. En önemlisi morale ihtiyacım var. Bunları yemekle düzeltebiliyor musunuz? Düzeltemiyorsunuz. Aynı şey. Hocam moral deyince aklıma geldi. Melek'ciğim sana söz verdim ama yine kaçtı. Yapacak bir şey yok. Bugün hocamın günü. Melek'ciğim bugün hocamın günü değil mi hocam? Tarihi bir gün hocam için bu. Evet. Hocam bu bölümü özellikle al ve öğrencilere aktar bence de. Lütfen. Bence de. Sadece yani... çok, seni çok heyecanlı gördüm bugün. Harika gördüm. Hocam çok mutlu oldu. Moral deyince hocam, hayvanlar burcuna yatarak moral kazanıyor mudur? Moral buluyor mudur? Tabii. Dinlenen insan, dinlenen canlı daha iyi düşüncelere kapılır. Nedir bu? Mesela sabahleyin iyi bir uyku alarak uyanmak başka şey. Üf üf diye uyanmak başka şey. İkisi arasında çok fark vardı. Ben kendim biliyorum. Zaman zaman her insanın sinirli olduğu anlar olabilir. Ben de mesela eğer iyi bir uyku almamışsam sabahleyin bazen çocuklarla falan hırçın yani. Olabiliyorum ve laf şeyine, dalaşına girdim de olabiliyor. Durduk yere yani insanın kalbini kırabiliyorsun ama dinlenmiş bir insan hiçbir zaman mutluluk hormonu salgılıyor çünkü dinlenmek. Hayvanlar hocam kendine yapılan yatırımı fark ediyor mudur? Ediyorlar. Hiçbir zaman buna şeyler olmaz, inkarlar olmaz. Özellikle Holstein cinsi hayvanlar yapılan yatırımı misliyle geri ödeyen hayvanlardır. Bir ver iki al diyorsun yani. Ama yapılmayan yatırımı da misliyle çıkartan hayvanlardır. İntikamcıdır. Hocam. Öyle, Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Hayırdır sen gazak yedin galiba. Hocam çok önemli bir konuya değindi. Gerçekten düzenli bakarsan alabiliyorsun Mehmet Bey. Bakmadığın zaman hem etinden hem sütünden ciddi zararlara hemen geri çekiyor değil mi? Verebiliyor. Tabii. Hemen anında çekiyor geri. Anında çekiyor. Yani düzenli bir şekilde 3 öğün besleme yapıp da bir öğünü ya da geciktirdiysen, kaldırıp reddettiysen akşama hemen belli diyor. O kadar sert mi tepki veriyor? Evet. Verir. Sivri ve sert. Evet. Bir günde sütünden düşme yapar. İkinci günü de etinden başlar. Holstein'lerde böyle bir şey vardır. Peki o zaman Melek'ciğim buraya da not edelim bence. Galiba Düzce'deydi değil mi bu? Düzce'deydi. Bu aileyi de bana göre not edelim. Şimdi Cihat Bey'in bir sene sonrasını gene gelelim. Senden lütfen abi bugün itibariyle yani geçen süt miktarını yaz. Bugün ayın kaçı? İkisi mi? 2 Şubat 2016'da mıyız biz bugün? 2017. Abi yapma ya. 2017 mi oldu? Bir sene daha yaşlandın Mehmet Bey. Ahırlar şahane ama sen yaşlanıyorsun. Abi ne yapayım ya? Vallahi yaşlandım abi. Geçen sene bu zamanda Çorum'daydık. Değil mi? Yine bir soğuktaydık yani. Ha, evet ben görmüştüm fotoğraflarınızda da. Aman o bilgi orada değilim. Ateşin başında. Üzürüz. Donmuş adam Serdar falan da oradaydı. Evet. Hocam peki. Aynı ekim sadece siz bu sene soğukta bize eşlik ediyorsunuz. Evet. Ama ben çok bu sene şeyden etkilenmedim. Soğuktan.
Bizim bölgemiz biraz sıcak. Bence ondan. Bence öyle. Yani Çorum'daki soğukla falan tahammül anlayamıyorum. Yani hayal bile edemiyorum. Çünkü az önce Konya'dan bir arkadaşla görüştüm. Eksi 21 şu anda dedi de. Dedim merak ediyorum eksi 21 nasıl bir şey acaba? Bizim eksi hiç onun altına düşmedi. Evet. Hocam bunlar çok şanslı ya. Şimdi 2 Şubat 2017'den önceki süt miktarlarını lütfen birkaç tanesini yazıver. Sonra bugün 2 Şubat ya. Şimdi hayvanlar burada yok gördüğün gibi. Hayvanları böyle koyacaksın. Dedin ya erken tepki veriyor diye. Bugünden başlayarak, bugün belki olmaz ama fark etmez. Yarından yani 3 Şubat'tan itibaren önce 1 ay sonra 3 ay dönem dönem süt miktarında veya hayvanların genel durumunda, sağlık durumunda da olabilir tabii. Notunu alsana zahmet. Biz de inşallah Ağrım Şahane ekibi olarak belki bir geri tur yapabiliriz. Bu arada geniş olmaz da zamanı Melek'ciğim burada artık şey yok. Sadece uğrayacağız. Bir 5 dakika uğrayıp bir çay molasında bakalım mutlu musunuz? Hayvanlar mutlu mu? Teşekkür ediyor mu Ağrım Şahane hayvanlar? Bunun karşılığında bize et veriyorlar mı? Süt veriyorlar mı? Gürcük dağıtıyorlar mı? Bay bay yapıyorlar mı? Onları görelim. Burası öyle bir yer diye düşünüyorum. Evet, bu da çok uzun konuştuk. Hadi bakalım şimdi sıra sende Melek'ciğim. Bence Melek şu olay nasıl gerçekleşmiş onu anlatsın. Evet, hemen heyecanla şu işin hikayesini bekliyorum. Evet. Ben hiç görmedim bir şey yani. Evet. İş Bir Ziraat yatak sponsorumuz olarak girmişti zaten ikinci sezonda. Biz noktalara gelip baktığımızda özellikle ben yerlerin fotoğrafını çekiyordum. Çünkü Murat Bey yerlerin fotoğrafını görmek istiyordu. Yere göre hayvanların bağlı olduğu duraklara göre yatak gönderiyor çünkü. Mesela arada durak demir olsa bunlar olmazmış. Bu tarz bir uygulama olmazmış. Yani durak demiri batarsa eğer tabi olmuyor. Aynen. O yüzden durak demirleri yere batmayıp sadece şuradan bağlantılı olan sistemler oluyor. Mesela daha önce yaptığımız birkaç yerde de yine yatak uygulamamız olmuştu. Orada mesela durak demirleri olduğu için ve yer müsaitliği olmadığı için mesela normal direkt kauçuk yatak kullanılmıştı. Burada ve farklı birkaç noktada da yine bu çalışmalarımız oldu. Burada da Murat Bey konfor yatak kullanacağız. Burası yer olarak uygun müsait dedi. Dediğinde... ben de hani böyle bir şey beklemiyordum. Bekliyordum ne yapacaklar, ne edecekler. Hani bakıyorum kocaman kocaman bir şeyler geçiyor. Rulo şeklinde bir şeyler geçiyor. Hiç görmediğim yatak şekli falan. Herhalde nasıl bir şaşkınlıkla bakıyorsam Murat Bey şey ilk defa mı gördünüz? Dedim yani, yani birçok yatak gördüm ama dedim hani bunu ilk defa görüyorum. Bayağı da şey hani zevkli de. İşte takıyorlar, ediyorlar falan sağ olsunlar 4-5 usta gelmişler hızlı hızlı yani zaman kaybını da önlemek için çünkü biliyor bir günde iki günde yer teslim etmemiz gerektiğini. Doğru. Ustaları da almış sağ olsun 4-5 usta hızlı bir şekilde şey yaptılar, çaktılar. Buzağların altına falan da koyduk. Gerçekten güzel oldu. Bunların yatak ömrü diğer yataklara göre daha uzunmuş. Onunla ilgili biraz konuşmamız oldu. Normalde yatakların zaten süreleri 5 yıl garantiliymiş. Ama 10 yıla kadar kullanım. 10 yıl kullanılıyor. En az. Ha, en az 10 yıllık kullanım veriyorlarmış. Bunları ilk üretmeye başladıklarında TİGEM talep etmiş. TİGEM'de bir tane yere döşemişler. Şu an 8. yılındaymış yataklar. Ve hala kullanılıyor. Herhangi bir deformasyon görmedi dedi. Ben de şey yaptım hatta. Takıldı, su attım, bekliyorum çekecek mi, çekmeyecek mi? Çekmiyor dedi çünkü akmıyor, içine geçirmiyor dedi. Ayağımı sürtürüyorum, ezdiriyorum falan ben dedi. Ben de o dönem tabii, ya bu sünger gibi değil yani değil. Üstümüze yani. Tabii. Su akıp kayıyor. Aynen, şimdi böyle bastığımızda şey yapıyoruz ama ayağımızı çektiğimizde orası geri şişiyor mesela. Hani hayvan daha iri olduğu için anladım. Bastığında direkt olarak orası çukur kalmıyor. Kendini yatak tekrar geri atıyor. Ayrıca buraya tabii... Gerçekten klasik oldu artık değil mi Melekciğim? Programdaki buzağı büyütme yemi 4x4 Proactive S bir de Smooth Mix yalan bloku var hocam. Artık bunları ben ezberledim gerçi. Sağ olsunlar. Melek Hanım bu konuyu şey yapmış. İyi değerlendirmiş. Doğrusu aslında hocam burada konuşacak bir şey kalmadı. Çünkü o kadar tatlı ve nefis konuşsun ki atlı. Bence bugün, de yani. Bugün atlık konuşsa bizim işi bitirelim bence. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz en iyi atlık
bir dam şartlarında, böyle bir dam şartlarında daha ne konuşulabilir ki yani? Ben tabii hocam bunu anlatınca kadar ben de bu yatağımı kadar anlamadım bilmiyordum. Ama hocam anlatınca, daha zor. Hocam mutlu oldu mu? Merak etme. Bütün hayvanlar mutludur. Bak bu ülkede İsmet Türkmen mutlu olduğu bir hayvan modeli ahır görürsen korkma abi. Hiç daha soru da sorma. Bunun o yüzden ben daha bir şey diyemem. Çünkü hocam mutluysa sen zaten mutlu olmak zorundasın. Hiç şansın yok yani. Şimdi hocam ya. İlk defa gördüğü için tabii heyecanını yetiremedi. Ama ben döşenirken, işçiler bunu döşerken Murat Bey'le biraz muhabbet etme imkanı olduğunu bulabildiğim için. Oo. O yüzden biraz heyecanımı yatıştırdım yani. Ha, orada merak evet. Ettim peki bu nasıl bir şey olacak falan diye. Döşenirken yoksa... Merak ettim derken işte daha önce ben böyle yatak görmediydim falan diye işte. Muhabbete girdik Murat Bey'le. Yani abi o baklava desen sade şey olarak betonun üzerine atılıyordu. Zaten yapışıyordu o, oynamıyordu da. Bunlar yeni çıktı, bundan daha memnun kalırsın falan deyince biraz heyecanımı yatıştırdım yani onunla muhabbet ederken. Peki Ayşe abla, bundan sonra artık sen çocuklarına daha çok, daha rahat okutacaksın. Daha rahat evlendireceksin. İnşallah. Öyle ya, burada şimdi benim atışı sağlanacak. Ekse para demektir bu. Tabii ki de. Bu tabii senin hayvancılığa biraz daha aşkını veya çocukların biraz daha aa bak baba çok güzel olmuş ya, bu veya çok kolaymış falan deyip biraz onları yönlendirebilir miyiz? Veya onları bu alana sokabilir miyiz? Evet tabii. Tatillerde, şeylerde hep yanımda olacaklar yani. Yok bu işi de yapsın isterim. Neden olmasın? Güzel iş gayet. Yani bu işi de yapsın isterim ya, niye istemeyeyim? Hayvanlara da baksın. Elinde bir mesleği olsun, hayvan olsun, niye olmasın ki? Güzel yani, biz aç açık değiliz Allah'a şükür. Biz de bakıyoruz, karnımızı doyuruyoruz Allah'a şükür, her şeyimiz de var yine. Ona böyle gelmediler değil mi? Büyüğü de. Kursta zaten, küçüğü de biraz rahatsız. O yüzden ben de şey yapamadım. Büyüğü bu halini görmedi. Zorlamadım. Görmedi değil mi? Evet, ama ortancası gördü. Ne diyor? Mutlu oldu mu? Tabii ki o da mutlu oldu. Heyecanlandı mı? Çok mutlu oldu. Neydi onun ismi? Ufak Oğuz. Muydu? Oğuz. Yani o da bizim gibi. Biz yapamadık falan dedi işte. Şimdiye kadar çok sevindi yani. Seviniyor da. Ya eskiden zaten kovayla su vermeye uğraşıyorduk. O da çok sıkıntı oluyordu. Hayvanların arasına teker teker gir. Kovaları al, doldur. Şimdi suluk var. Su ihtiyacı direkt önlerinde. Ahırım şahane oldu. Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Evet. Tabii hocam şeyin, Cevat Bey'in bir şansı daha var. Dışarıda yazın, yani hava biraz daha ılık olduğu zaman gezecek bir alanı var. Türkiye'de böyle bir sorun var. Hayvanlar hiç buradan dışarı çıkmıyorlar. Oysa hayvanların belli bir zaman burada, belli bir zaman dışarıda durmaları artık olmazsa olmaz bir kuraldır. Evet. Özellikle küçük işletme bile olsa bunu yapmak gerekiyor. O yüzden bugün Cihat ve Ayşe Umutlu ailesi şanslı bir aileydi. Bu bir nasip meselesi. Bence de. Ben de burayı bilmiyordum yani böyle olacağını. Neyseymiş. Kimse, ya ben de heyecanlandım. Dedim ya, herkes bize soruyor. Bizim ahıra niye gelmiyorsun? Abi bilmiyorum. Bu nasip. Tamamen nasip. Ama iyi bir aileye nasip oldu. Onu açıkça söyleyeyim. Allah Allah. Yani gayet. Yani ben hem beyefendi hem hanımefendi gerçekten kibar, saygılı insanlar olarak gördüm. Yani samimi olarak işi söylüyorum. Seviyorlar. Belli. Yardımcı da olmuşlar. Allah onlardan da razı olsun. Daha da iyi yerlere işlerini götürsünler. Hayvancılığı sevsinler. Çocuklarına da bu işleri yapmak nasip etsin. Devam etsin yani. Hocam, büyüyerek devam etsin. Türkiye'de inanıyorum ki küçük ölçekli, büyük ölçekli hayvanla kim uğraşıyorsa inanılmaz bir sevgileri var. Onu da hayvanları çok seviyorlar. Sadece bazı imkanları olmuyor ama daha önce bilgileri yoktu. Hocam bak biz bile işte siz gördünüz belki ama ben de gördüm yurt dışında. İşte Melek, ben, Türkiye'de biz böyle veta 2017 yılında yeni görüyoruz. Hocam bizim bile yeni gördüğümüz bir yatağı benim çiftçim ne zaman, nerede görüp de nasıl uygulayacaktı yani şimdi? Ben bile, ben kendim böyle bir yatağı yani göreli 97'de ilk o Cihat'ın söylediği yataklıkları gördüm. O zaman o vardı. Konfor yatak dünyada üretilmiyordu. 1997'de ben ilk defa öyle gördüm. Daha sonra galiba 97'den sonra ne geliyor? 2007 mi geliyor? Herhalde 2007'lerde belki biraz daha da geçmiş olabilir. O sırada konfor yatağı gördüm. Hocam ben 2 sene önce
Eurotier'a gittiğimde, Hanover'de işte siz de vardınız. Oraya gittiğimde, yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki tane yataklık firması vardı ve o firmalar da böyle yapmıyordu bunu. O daha önce konuştuğunuz o blok blok yataklar vardı. Bu da tek başta daha kalın kauçuk vardı. Ben demiştim ki o fuarda, o zamanki TV'de beni izleyenler vardır. Dünyanın geleceğinde en çok konuşulacak ve üzerinde en fazla yatırım yapılacak dedim konu altlık demiştim. Bu sene, yani 2016'da daha doğrusu, tekrar hocam Eurotier'a gittiğimde tam 45 tane altlık firması hocam dünyadan o fuara gelmişti ve çok çeşitliydi. Yani konfor yatak var. Bu tabii hocam bir tane çeşidi. Bir sürü vardı. Şunu demek istiyorum hocam. Dünyada altlıktaki konfor inanılmaz gelişiyor. Kimse bu işe hafife almasın diye söylüyorum. Tabii sadece o gelişmiyor. Ben yani ekstra bilgi de vermek isterim orada. Hı hı. Hayvan refahı ya da buna Avrupalılar animal welfare diyorlar. Hı. Hayvan refahı. Şu an hayvanlar için yapılması gerekenler listesinde birinci sırada. Ve bununla ilgili kanunlar çıktı. Bu kanunlar Türkiye'ye de geldi. Biz mesela canımız istediği gibi hayvanlar üzerine bir uygulama yapamıyoruz artık. Öyle mi? Diyelim tabii. Araştırma yapacağız diyelim ki. Öyle canımız istediği gibi etik kurullar oluşturuldu. Türkiye'de de oluşturuldu. Etik kurul müsaade ediyor. Evet diyor, sen diyor bu hayvan üzerine bu araştırmayı yapabilirsin diyor. Oldu. Hayvana canını acıtacak, onun sağlığına zarar verecek araştırmalar esen yapılıyor muydu? Belki kontrol altında olmadan yapılıyordu. Ama şu an bunların müsaadesi olmadan her bölgenin etik kurulu var. Bu müsaade ediyor. Ondan müsaade alıyorsun. Ben diyorsun şöyle bir projem var. Bu projemde hayvanlara şunları deneyeceğim. Etik kurul inceliyor. Evet diyor, bu hayvanın sağlığına ya da onun konforuna veya onun canıyla ilgili bir duruma zarar vermeyecek bir projedir. Kabul ediyoruz. Onun dışında bizler de yapamıyoruz mesela. Hatta her hayvan kovay olarak kullanılmıyor yani. Böyle canınız istediği gibi hayvanları kullanmasını engelliyor. Bu da tabii hayvan hakları açısından son derece iyi güzel bir gelişmedir. Yani. Güzel. Peki Melekciğim, bir şey diyecek misin? Yoksa üşüdüm giderim mi diyorsun? Valla ben doğdum, seni bilmiyorum da. Evet, burası çok soğuk. Ciddi evet. Anlamda içeride hayvanlar da yok şu an. Her yer ışık kurusun diye. Valla ben kısaca hayırlı uğurlu ve bereketli olsun inşallah. Peki. Diyorum. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Gülüyle kullanın. Biz de teşekkür ederiz. Nedeniniz bol olsun ama haberimiz de olsun verimlerden. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, donmaya başlayacağım. Tamam. Sevgili seyirciler, Sakarya Karadavutlu Mahallesi'nde Cihat ve Ayşe Umutlu'nun ahırındaydık. Türkiye'de ilk kez bizim Ağrımşan bünyesinde böyle bir ahırda karşı karşıya geldik. Aslında ben Ağrımşan'a programında hayrettiğim ahır modeli de bu. Biz burada bir şey yapmadık. Bak, çatamatı yapmadık, bina yapmadık dikkat ederseniz. Var olan ahıra dokunuş yaptık. Her ahırın mutlaka dokunulacak bir yeri vardır. Görüşürüz.